Hür TV'nin değerli izleyicileri, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün 27 Ekim 2020 Salı günkü Yeni Asya'da yayınlanmış olan Habercilik Değişmeli başlıklı yazımızı paylaşacağız. Önceki günkü Cumhuriyet gazetesinde üniversitede TÜGVA, TÜRGEV ve cemaatlerin desteğiyle Risale-i Nurlu Yaratılış Kongresi başlıklı bir jurnal haber yer aldı. Haber metninin bir kısmı şöyleydi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açılışına video mesaj gönderdiği 4. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi'nde bilimsel gelişmeler hedef alındı. Kongrenin destekçileri arasında Diyanet İşleri Başkanlığı, TÜGVA, TÜRGEV İlim Yayma Cemiyeti ile tarikat ve cemaat bağlantılı olduğu belirtilen Hayrat Vakfı ve Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı gibi kuruluşlar yer aldı. Kongrede Kur'an-ı Kerim'e göre yeni embriyoloji tarihi, Hadid Suresi 25. ayetin biyokimyasal tefsiri, Said Nursi'nin evrim düşüncesine karşı yazılmış ilk görüşleri ve Risale-i Nur'da insanın hayvaniyeti meselesi gibi bildiriler sunuldu. Haberde bilimsel gelişmeler hedef alındı deniyor. Okuduk metni gördünüz. Haberde, Cumhuriyet'in bu haberinde bilimsel gelişmeler hedef alındı deniyor. Bilimsel gelişmeleri hedef almanın ne demek olduğunu tam anlayamadık. Ama kongrenin konusu itibariyle konuşmacılar tarafından din ve bilim ilişkisinin ele alınması son derece normal ve hatta gerekli. Bunu bilim dışılık ya da bilim düşmanlığı olarak sunmaya kalkmak hem dini ve hem de bilimi bilmemektir. Haberde ayrıca tarikat ve cemaat bağlantılı olduğu belirtilen Hayrat Vakfı ve Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı denilerek dolaylı bir gönderme de yapılıyor. Böylece organizasyona ev sahipliği yapan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü'ne ve YÖK'e adeta bir kılçık atılıyor ve dolaylı olarak cemaat ve tarikatların üniversitelerde ne işi var deniyor. Bu yaklaşım son zamanlarda kamuoyunu meşgul eden ve kısmen de taraftar bulan cemaat ve tarikatlar yasaklanıp kapatılsın türü zırva tekliflerinin en azından bir boyutuyla haber metnine sokuşturulması ve Cumhuriyet okuyucusunun bu yasakçı zihniyetçe yönlendirilmesi niteliğinde. Bu vesileyle cemaatlere ait vakıfların siyasete dibine kadar batmış bazı görünüşte sivil toplum kuruluşları ile aynı karede görünmesinin bir ilmi organizasyonu destekleme adına da olsa yanlış olduğunu ve yanlış anlaşılmaya arttıracağını kayda geçirelim. Haberde Bediüzzaman ve Risale-i Nur ile ilgili tebliğlerin zımnen de olsa negatif haber konusu yapılması ise tam bir cahil cesareti. Bu haberi bu şekilde yapanlardan bir ricamız var. 37 sene önce Cumhuriyet Kitap Kulübü'nün hazırladığı 26 Kasım 1983 tarihli Cumhuriyet Kitap Ekin'de arka kapakta tam sayfa olarak ve 16 Mart 1984'te Cumhuriyet Gençlik Ekin'de iç kapakta tam sayfa olarak ilanları yayınlanan Risale-i Nur'ları bu gözle okusunlar. Eğer dertleri gerçekten bilim ise ve dine karşı ön yargıları ya da düşmanlıkları yoksa din bilim zıtlığını değil, birliğini savunan çağdaş Kur'an tefsirini tanımaktan ve okumaktan mutlu olacaklar. Bize de dua edecekler inşallah. Ama habercilik kılıfı altında Kur'an'a ve Risale-i Nur'a düşmanlık kimseye fayda vermez. Memleketin ve milletin dünyasına ve ahiretine ise çok büyük zarar verir. Dedik bu yazımızda. Bu yazımızın altına değerli Oğuz Yiğiter uzun bir yorum yazmış şöyle. Cumhuriyet Gazetesi'nin haber yapma niyet ve sahiki elbette sorgulanmalı. Ama burada esas problem konjonktür. Bu toplantıları yapanların kompozisyon olarak görüntüleri ve daha da önemlisi yaslandıkları zemin, çok daha negatif şartlarda, gerçekten bilim ile inancın sentez çalışmalarında harika mesafeler alınmıştı geçmişte, kervancı katırlarını ürkütmeden. Bütün mesele dönüp dolaşıp siyasal İslam zihniyetiyle züccaciye dükkanına girip geçmiş kazanımları da berbat etme yanlışı duruşunda. Risale-i Nur gibi bir referansı siyasal İslam'la yan yana göstermede büyük sıkıntı. Bütün sıkıntı demiş.
Biz de aynı kanaatimizi yazının içinde belirtmiştik. Teşekkür ediyoruz. Hacı Osman Uzun, Allah razı olsun, yazılarınızdan istifade ediyoruz. Ellerine sözlük, gözlerine gözlük verelim desem israf olur demiyorum demiş. Biz de teşekkür ediyoruz yorumu için. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.